Herkese merhaba. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. İyi bir haber. Nihayet haftalar, aylar sonra yani en azından benim için, bizim için, bizim mesleğimizi icra eden gazeteciler için iyi bir haber. Balış Pehlivan için tahliye kararı çıktı. Kendisi bugün saat 14.30'da hakim karşısındaydı. Malumunuz yazdığı bir yazı, daha doğrusu Eskiden yöneticisi olduğu oda TV. Sitesinde çıkan bir haberle ilgili olarak bir süreç yaşanmaktaydı aslında denetimli serbestlik yasasından faydalanmış ve çıkmıştı cezasını hükmünü tamamladıktan sonra fakat pandemiden sonra tekrar geri çağrılmıştı cezaevine. Geçtiğimiz hafta da hakim karşısındaydı ilk duruşma için ve korkunç bir şey yaşanmıştı hatırlayacaksınız. O duruşmada hakimin Barış Pehlivan'ın dosyasını okumadığı UYAP üzerinden, UYAP biliyorsunuz bütün bu yargı dosyalarının, bilirkişi dosyalarının yüklendiği bir internet platformu Adalet Bakanlığı ve e, hakim savcıların kullandığı bir dijital platform. Buradaki bilgileri dosyaları okumadığı için bir hüküm veremeyeceğini ifade etmiş ve bir hafta daha barışı cezaevinde tutmayı başarmışlardı böylece. Ama işte bugün gene duruşma günüydü. Saat 14.30'da e, dava dosyası bu sefer hakim okumuş hayret. Ee, ve okuduğu zaman anlamış ki Barış Pehlivan'ın içeride değil dışarıda olması gerekiyor. Ve böylece Barış Pehlivan hakkında bugün bir son dakika gelişmesi iyi haberle başlıyoruz. Tahliye kararı çıktı. Barış Pehlivan tahliye edildi. Gözümüz aydın darısı diğer haksız yere tutuklu yargılanan. Bakın kimse yargılanması falan demiyoruz. Ortada bir suç, suç isnadı bir dosya falan varsa tabii ki herkes yargılanabilir. Ee, ama ortada bir suç yoksa zorla tutukluluk kararı çıkartıp e, tahliye edilmiş, beraat edilmiş dosyaları tamamladıktan sonra da yeniden uyduruk iddianameler, içi boş dosyalarla insanları tutuklamak ve zindanlarda hapsetmek, deyim yerindeyse esir almak bu tabi hukuk olmuyor. Hepimizin gözü aydın. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. En influencer halimde dur şu gözlüklerimi de takayım. <laughs> Süper fenomen ve yine bir eşantiyon <laughs> kahve kupası. Bu sefer Eskişehir'e. <laughs> Çok seviyorum ne yapayım hem Ankara'yı hem Eskişehir'i gerçekten ikisini de çok seviyorum. Bu sefer de Eskişehir kupamla üstünde altın varak yok ama bak altından bir şey var. Şahane bir güneş var. Yılmaz Büyük Erşen'in doğum günüydü iki gün önce. Bu vesileyle sevgili Büyük Büyükerşen hocamızı, Yılmaz hocamızı da kutluyorum. Nice güzel yaşları olsun. Eskişehir'i gerçekten çiçek gibi yaptı hoca. Ne zaman gitsem bayılıyorum yani. Bozkır'ın ortasında böyle bir şehir. Bak şöyle güneşler doğurtayım size. Bugün böyle güzel enerjilerle başlayalım isterseniz. Ha? Ne dersiniz? Size bir hoş geldin bile diyemeden patladan başladım ama hem yeni üyelerimizi aramıza katılan hoş geldiniz demek istiyorum. Hem daha başlar başlamaz katıl butonuna basarak bize yürü ya kulum diyen, <laughs> kanalımızı fonlamakta olan e, değerli izleyicilerimize, üyelerimize, abonelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle influencer'a can kurban demiş Ramazan Bey ya yani bilmiyorum hala. Benim influencer'lığım da bir yere kadar. Yani e, ben de biraz aslına bakarsanız e, bunu düşündüm. Dünkü bu karar çünkü o kadar ciddi bir infial yaratmıştı ki. E, kamuoyunda ve hepimizde. Belki de bu yüzden e, böyle bir şey yaptılar diye düşündüm hakikaten. E, hello Evrimcim, hoş geldin. Enerji mi? Aydır o uzak dursun bizden. Derya demiş ki Jersey'den sevgiler like'ımı attım. Evet mesela hiçbir şey yapılamıyorsa patileri çalıştırıp gömleğimle uyumlu kedi yaptım kendime. Influencer dediğin böyle olur. <laughs> Kızçı şey. Rica ediyorum ittirip kaktırma ilk defa bak bir kere olsun. Bak bak bak. İşte görüyorsunuz yani bizim, bizim evdeki kızlarda bir problem var arkadaşlar sürekli böyle bir itiş kakış saçlar kesilmedi hayatım sabah sabah güzelce boyadım saçlarımı kendim boyuyorum malumunuz ee, arkasından da böyle bir ufak topuz yaptım fenomen değil aydın bir entelektüelsiniz <laughs> O, onun, onun pazarı yok memlekette Gökhan'cığım ama elimizden geleni yapıyoruz. Efendim hepiniz e, hepiniz hoş geldiniz. Burcu demiş ki memur olarak çalışıp link verenler için bir soruşturma yapılır mı? Yasa dışı bir faaliyet yapmıyoruz ya. <laughs> Haber yapıyoruz burada. Yani zaten herkesin malumu olan haberleri yapıyoruz. Can Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Simba uyumakta. Ee, Simba uyumakta. Evet, Yılmaz Hoca'nın da bir kere daha doğum gününü kutlamış alalım ve hepinize tekrar tekrar hoş geldin e, diyelim <laughs> en en havalı fenomen. Bir kere daha deneyelim. Bak senin güzel güzel pantişlerinle beğen tuşuna basmalarını rica edelim. Kızce. Ne diyorsun? Bir kez daha. Yok, yok arkadaşlı görüyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok yani. Bunlar böyle antika. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi efendim hemen patladanak bu güzel enerjilerle madem bir iyi haber daha patlatayım mı? Dur gözlüğümü takayım öyle patlatayım. Şu güzel Eskişehir kupamı da alayım. Efendim yerli ve milli yeni bir araba daha geliyor. Toga rakip. Ciddi söylüyorum. Bugün her yerde haberdi. Dünya gazetesi kaynağımız. Dünya gazetesinde çıktı haber. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkındaki yerli girişimciler tarafından üretilmiş. Bence muazzam bir başarı hikayesi. Hatta bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkını ziyaret edip bu aracın tasarımcısı olan e, girişimci ekiple tanışmak istiyorum ve özel bir çekim yapmak istiyorum. Bu seferki aracın adı öbürü TOG'du. Bu da dört harfli Very. Very. V-E-R-Y. Very. 2024'te yola çıkacakmış. Şimdiden 800 adet sipariş alınmış. Elektrikli bir araç. Bursa'da 10 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kuruluyormuş bu aracı üretmek üzere. 11 kilowatt saatle 33 kilowatt saat kapasitesi arasında 3 farklı batarya paketi opsiyonuyla satışa sunulacakmış. Veri'nin ortalama satış fiyatı da 25 bin dolar olacakmış. Çarp bakayım evladım. Dur bakayım ben çarpayım. 25 bin dolar. Kaç oldu ya dolar? Bu arada onu da görmüş olalım. Çünkü rekor kırdı bugün. 25.000 bin çarpı 28 virgül kaç? Ee, 50 mi? 60 mı? 68. Peki eşittir. 717 bin TL. E bu çok ucuz. Yani TOG'a göre iyi rakam. 717 bin TL'ye satılacakmış. Elektrikli yeni arabamız veri. Şekil Şemal de beğendim ben. Gördünüz mü siz fotoğrafları? Efe gösteriyor. Bak bu bir tık daha minnak sanki TOG'dan. Ben de çok beğendim Cüneyt. Ya sizin orada Silikon Vadisi'nde bu fiyatı elektrikli araç var mı? Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki girişimciler. Artık tabii herkes benzinden, motorinden kaçıyor. Evet bak birbirini de şarj edebiliyorlar. Yeni böyle güzel kasalar tamamen Türk mühendislerin tasarımıymış üretim. Ve dediğim gibi 2024 yılında başlıyormuş bir fabrika kuruluyormuş Bursa'da. 10 bin araç üretim kapasitesine sahip. Ben tebrik ediyorum hakikaten. 4 ayrı segmentte üretim yapılacakmış ve şimdiden de 800 sipariş alınmış. Ben de merak ettim bilmiyorum gittiğim zaman. Ee, gittiğim zaman bunu da soracağım very. Gerçekten bilmiyorum. Belki acaba girişimcilerin isimlerinin initial'ları olabilir mi? İlk harfleri falan olabilir mi? Çünkü bir grup girişimci yapıyormuş bunu. Ömer diyor ki benim motosikletim bana yeter. Trafik yok, yakıt derdi yok. Nasıl yok? Motorine zam geldi ya. Ömer sen onu görmedin mi? Hani şimdi elektriğe de zam geldi ayrı mesele. Bu araçlara da Elektrikle çalıştırıyoruz bunları batarya meselesi falan bunları nasıl çözecekler nasıl olacak bu iş inanın bilmiyorum çünkü elektrik büyük sıkıntı Türkiye'de çünkü biz elektriği ithal ettiğimiz doğalgazdan üretiyoruz yani önce Rusya'dan doğalgaz alıyoruz aldığımız o doğalgazla elektrik üretiyoruz onun için Türkiye'de elektrik de bayağı sıkıntı geçen seneki e, faturalar gözlerimizi yerinden oynatmıştı deyim yerindeyse. E, ama herhalde mi? yine de motorinden benzinden daha ucuz. Dün gece arası itibariyle motorine 1,14 TL zam geldi biliyorsunuz. Allah'tan very elektrikle çalışıyor. <laughs> Senin motosiklet motorinle çalışmıyor mu ya? Yakıt koymuyor musun? Anlamadım yani. Elektrikli bisiklet ha. O da sıkıntı. Niye dersen bak bugün ne deseniz ne deseniz size kötümser bir cevap veriyorum ama Bugün hayatını kaybeden bir bisiklet sporcusuyla ilgili bir dava duruşması devam ediyor biliyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki birçok bisikletli bu yamyam şoförler yüzünden trafikteki hayatını kaybetti. Ve bugün de neredeyse hani mümkün olsa suçu ölmüş olan, hayatını kaybetmiş olan o bisikletliye çıkaracaklar. Öyle bir tuhaf yargı sisteminin içerisindeyiz yani. Nasıl çıkar? En iyisi bak Zeynep yazmış bence de. En iyisi bu Gülşen diyor ki 7500 aylıkla hemen alayım e, o biraz zor 717 bin dur bir dakika onu da yapalım bir matematik hesabı ya hale bak ya ucuz dediğimiz 717 bin tabii doğru söylüyor Gülşen yani ama diğer arabaların rakamlarına bakacak olursanız Togmok almış başını gidiyor bir buçuk ikiden başlıyor şimdi böl fiyat algısı kayboldu farkında mısın 7500 eşittir. Evet yaklaşık 95 ay onu da böl 12 eşittir hiç söylemeyeyim size Gülşen Hanımcığım 8 yıl falan sadece hiçbir şey yemeyip içmeyip maaşı e, arabaya yatırsanız bir elektrikli e, arabanız olabilir. Evet iki iyi haberle arka arkaya başladık ama arkasından tabi gene silsile halinde Cüneyt Oskal'ın sık sık Amerika'dan yazdığı üzere öldük bittik haberlerine başlıyorum. E çünkü bunlar gerçek Cüneyt'im. Şimdi evet motor ne zam geldi 1,14. Dolar TL rekor kırdı az önce zaten Efe ekrana getirdi. 28.68 olmuş dolar. Avro'ya bakmayalım bile hadi bakalım peki 31.18 olmuş 30 bandını geçti artık 35 bandına da sterlin geçmiş bu böyle devam ediyor. Önümüzdeki hafta para politikaları kurulu var Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı çok büyük ihtimalle bir 2500 pardon 250 bas puan daha faiz artışı gelecek. Ve 40 %40 seviyesine çıkacak faiz ekonomide bu bir etki yaratacak mı enflasyon düşecek mi? İnşallah enflasyon doğasına çıkalım. Çünkü düşmüyor. Enteresan bir şekilde ve dövizde e, farkındaysanız düşmüyor. O da artmaya devam ediyor. Ama sorsam enflasyonda mücadele yani güven olmadığı için ekonomiye öbürü gelir o, o gelir göklerden gelen karar vardır. Şimşek ne ki falan şeklinde yargının hali içler açısı görüyorsunuz. Bir türlü ek, e, istenen etki yaratılamıyor enflasyonda. Faiz artmış oluyor arttığıyla kalıyor. Sonra dönüp bakıyorsunuz sizin kredi faiziniz artmış. Kredi kartınızın faizi artmış. Her şey artmış ve artmaya devam etmiş. Mesela çay, Türk çayı, halis munis. Çok severim bu arada. Ee, Enver çaycı, ben akşamüstü kahveci. Enver sabah kahvesini canlı yayında içiyor. Ben akşam kahvemi canlı yayında Eskişehir kupanla içmeye devam ediyorum. Bir kilo çay 150 lirayı geçmiş. Çay ülkesi ya burası. <laughs> yani hani Rize Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi girişinde çay bardağı şeklinde alışveriş merkezi var. Kaç milyon harcadılar ona bayağı sağlam para harcadılar ona o çay e, şeklinde dur ya şu bak merak ettim çay şeklindeki çay şeklindeki AVM'ye kaç milyon TL harcandı diye öyle gelse çay bardağı her, evet, 40, 47 milyon TL harcamış arkadaşlar. O evet e, çay bardağı şeklinde ha bu işte bak bu. Buna 47 milyon TL harcamış. Şu ekranda görmekte olduğunuz bu bir alışveriş merkezi. Tam böyle Rize'nin sahilinde. Akıl almaz bir şey. Gözlerimle gördüm. Görmesem inanmaz insan ama gördüm yani. Ve bu 47 milyon TL'ye mal oldu. Üstüne de daha bir sürü harcama yaptılar. Ham hali öyle. Ama e, şu parayı çay, çay e, üreticisine verselerdi, tarımı destekleselerdi Türkiye'de 47 milyon TL'yi, tarımı sübvanse etselerdi eminim çaya zam gelmeyecekti. Bir kilo çay 150 lirayı geçmiş. Bu şu, yüzde 110 zam yemiş yani. Ne demek? Demek ki e, bir kilo çay geçmişte. 65-70 TL civarı falandı. Şimdi oldu 150 liranın üzerinde bir rakam. Hadi şekersiz içelim diyeceğim. <laughs> şeker çünkü aldı başını gidiyor. Ben bu Eskişehir'de aha da bu kupayı aldığım gün <laughs> Eskişehir'de şeker pancarı bölümü çekiyordum tarım e, belgeselimiz için. Onun için gitmiştik Eskişehir'e. Her vesileyle gitmeye çalışıyorum ne yalan söyleyeyim ama. E, bu sefer onun için gitmiştik ve oradaki şeker pancarı üreticileri kooperatif başkanıyla falan röportajlar yapmıştık. Şeker pancarı çiftçisinin tarlasında onlarla birlikte sürüm yapmıştık, e, traktörün üzerinde röportajlar çekmiştik. Onlar da söylemişlerdi. En çok su tüketen biliyorsunuz bitkisel ürün şeker pancarı elektrikli sondaj yapmak zorundalar. Su ayrı problem, elektrik ayrı problem. E, e tabi o sondaj makinesini çalıştırmak için kullandıkları mazot ayrı problem. Dolayısıyla şeker pancarı ekmekten vazgeçmiş şeker çiftçisi. Ve biz şeye de girememiştik. E, orada Türk Şeker var ya meşhur Cumhuriyet'in kurduğu şeker fabrikası. Bizi oraya... Almadılar tahmin edebileceğiniz gibi. Biraz kapıda bekledik, ettik, ittirdik falan. <laughs> hani acaba olur mu falan diye olmadı. Çıkar kedi, kedi, kedi bizim evde havalara uçar, kitaplığın üstüne çıkar. Planket stüdyosu burası Gökhan'cığım. Burada her şey olabilir yani uçan kaçan bizim evde. Dolayısıyla onu da yapamıyoruz. Şekersiz çayda da sıkıntı var. Zaten e, BİSAM açıkladı dün hem açlık sınırını hem yoksulluk sınırını. Bir aylık gıda harcaması 13 bin liraya ulaştı. Ne var onun içinde? Yani et ne kadar var emin değilim bence yok. Belki tavuk olabilir o bir aylık. Temel gıda yani meyve sebze. Pazarda gittiğiniz zaman etiketleri görüyorsunuz zaten. Rakamlar bu ve işin fenası fiyat algımız da yok oldu. Yani ne ucuz ne pahalı. Asgari ücret mesela 11 bin TL. Demek ki asgari ücretin üzerine çıktı şu anda bir aylık temel gıda harcaması. Bu ne kadar daha sürdürülebilir? Daha önemlisi kim? Kim kim yaptı bunu? Niye bu noktada Türkiye? Niye dünyada hem gıda enflasyonunda hem de e, temel enflasyonda sürekli rekorlar kıran bir ülkeye dönüştük biz? Yanlış karar, yanlış insan diyeyim ben size. Evet 2021 yılında var diyor öyle sana bana ne oluyor ekonomik modeli ışıltılar saçan bakanlar. Maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz Ahmet Bey diye soran bakanlar. Bakan oldu ya bu insanlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023 yılında cumhuriyetin 100. yılında bu akıl almaz insanlar bayağı Türkiye'nin hazinesini yönettiler yani. Ekonomisini falan yönettiler, kararlar verdiler yani. Ve bedelini hep beraber bir bardak çayla bile e, ödeyemiyoruz gördüğünüz üzere. Geldiğimiz yer burası. Sena Atarım, biliyorsunuz hep bahsediyorum burada bizim çok değerli bir e, izleyicimiz, abonemiz katkıda sağlayan genç bir girişimci kadın e, kendisi. Dün storiesinde şöyle bir şey paylaşmış. Sena şu anda aramızda mı? Ben çete bir ara bakayım. E, bu aralar bakamadım. E, Sena buradaysa bir hello der bize, bir merhaba der. Evet, Pepsi bundan oldu, <laughs> aynen bundan oldu gerçekten de. E, Sena şey paylaşmış, storiesinde bir şey paylaşmış şöyle yazıyor ve ben şok oldum. Bazı üniversite mezunları fabrika işçisi olabilmek için üniversite diplomalarını iptal ettirmeye çalışıyormuş. Bu doğru mu ya? Ha bu doğruysa çok korkunç bir şey yani. Sena bir haber sitesinden bunu alıntılayarak paylaşmış. Şu anda aramızda yok gördüğüm kadarıyla. Burada olsa mutlaka hemen e, yazardı çünkü. Ee, çok mantıklı diye yorum yapıyor altına. Ülkemizdeki en büyük istihdam sıkıntılarından biri ara eleman eksiği. Herkesin üniversite mezunu olması çok ütopik bir yaklaşım olduğu gibi pek çok okulun verdiği eğitim öğrencilere gerçekten fayda sağlamıyor. Sağlamıyor zaten. Bir e, diploma, üniversite diploması size iş getirmiyor, getirmedi. O yüzden şimdi ara eleman olarak başka sektörlerde hiç değilse bir iş bulabilmek hayaliyle gençler üniversite diplomalarını iptal ettirmeye çalışıyorlarmış. Ya bu gerçekse eğer hakikaten korkunç bir şey. Bu arada rakamları yazıyorsunuz. Hülya yazıyor mesela. Ee, 32 rulo çarpı marka tuvalet kağıdı 8 ay önce 192 TL iken dün 490. Ne? 495. Gerçekten mi ya? Tuvalet kağıdı bu kadar dehşet rakamlara mı geldi? <laughs> mesela ben o kadar habersizim ki bunların niye acaba? <laughs> kullanmıyormuşum mesela. Yok gerçekten uzun zamandır ben markete gidip alışveriş yapmadım. Annem ayarlıyor bu işleri. Anne, <gülüyor> anne <gülüyor> rakamlar bunlar mı? Korkunç yani gerçekten korkunç. Eda yazıyordu az önce. Ee, bir saniye onu da yakalamaya çalışayım. Ee, eğer bir saniye Efe sen bulur musun Eda Soykan? Demin gör ha dün bir arkadaşım geldi at bile olmadığı için motor için bilet almış 80 TL Bostancı Büyükada tek yön alıyor. Evet, şimdi yani e, Cüneyt'ciğim görüyorsun işte Cüneyt Oskar kızıyor bize yandık bittik mahvolduk haberleri filan diye ama yani görüyorsunuz işte ya üniversite e, mezunları, üniversite mezunları diplomalarını iptal ettirmeye çalışıyor iş bulabilmek amacıyla böyle bir ekonomik düzen ve böyle bir yargı düzeni. E normal olarak sormuşlar demişler ki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ile Oxford Üniversitesi 21 dünya ülkesine sormuş demiş ki en karamsar ülke hangisi? Ne kadar karamsarsınız? Ne bekliyorsunuz? Bilin bakalım en karamsar ülke hangisi? Ee, tabii ki <laughs> bizim ülkemiz en karamsar ülke e, ne yazık ki Türkiye. Yüzde 60 oranında Türkiye'de ankete katılanlar karamsarım demiş. Az bile bence daha fazla insanlarla konuştuğumuz zaman yüzde çok üstünde bir geleceği görememe, bir belirsizlik duygusunun içinde depresif bir hal var aslına bakarsanız. Birkaç grafik göstereyim e, anketin içinden. Ülkenin geleceği hakkında iyimser misin, karamsar mı? Kimlere sorulmuş? 21 ülkenin bir bölümünü görüyorsunuz aşağıda. Hindistan, çok ciddi ekonomik sıkıntıları olan bir ülke. Endonezya, Hakeza, Çin. Çin iyi gidiyor aslında orada da başka problemler var. Rusya bir savaşın içerisinde Putin ölünceye kadar Rusya'yı yönetmeye kararlı. Brezilya hiç konuşmayalım bile bence. Güney Afrika eh. Fena değil. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye, Güney Kore. Bu ülkelerde sormuşlar ülkenin geleceği hakkında iyimser mi, karamsar mısın? Kırmızı tahmin edeceğiniz üzere zaten ekranda da gözüküyor. Karamsarım diyenler gördüğünüz üzere bu skala içerisinde bu ligde en karamsarım e, diyen ülke Türkiye olmuş. Başka bir grafiğe geçelim. E, Oxford e, Üniversitesi ile Avrupa Birliği Konseyi'nin ortak araştırmasını gösteriyorum şu anda size. Taşınman gerekse hangi ülkeyi seçerdin? Evet bak burada Özlem abla iyi yayınlar diye seslenen bir Pınar'cığım var. Pınar merhaba canım, hoş geldin. Ee, sen nasıl cevap verdin mesela bu soruya Pınar? Taşınman gerekse hangi ülkeyi seçerdin? Ee, Rusya, Endonezya seçenekler, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore, e, Güney Afrika, Brezilya'ya sorulmuş. Seçenekler en koyu mavi olan Amerika'ya taşınırdım. Ee, Gri beyaz gibi gözüken bilmiyorum, yanıt yok en beyaz olan hiçbirine gitmezdim. Mavi olan Avrupa Birliği ülkelerinden birine giderdim. Sarı Çin'e giderdim. Kırmızı Rusya'ya giderdim. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de en yoğun cevap mavi de verilmiş. Yani taşınman gerekse hangi ülkeyi seçerdin sorusuna Türkler yoğun olarak Avrupa Birliği ülkelerinden birini seçerdim demiş. Kuzey ülkeleri diyor mesela Gökhan. Zeynep <laughs> ben uzayı tercih ederdim diyor. Papua yeni yine demiş Oktay. Ee, bak Zeynep senin gibi de düşünen bir James Dean var. Siz tanışın bence arkadaş olup. Ben Mars'ı tercih ederim demiş. Yunanistan diyor e, Sevda. Litvanya demiş e, İdris. Gökhan ben her şeye rağmen Türkiye demiş. Ben galiba sen de aynı fikirdeyim. E, Kuzey ülkeleri demiş medeniyetin e, beşiği. Ben ülkemden gitmezdim diyor Pınar'cığım. Buraya da insan lazım. Ay canım benim. Ee, Küba demiş birisi. Hülya e, İspanya demiş. Filipinler diyor Emin. Finlandiya demiş Ferhat. Ee, Avrupa bilgi ülkeleri demiş Alperen. Kuzey Kore mi? <laughs> Bayağı çılgın bir tercih. Tabii ki Dubai demiş Abdullah. Ee, senin gibi düşünen milyonlarca fenomen var. Anlaşılan öyle Abdullah. Dubai çok önemli bir şehir. Onu anladık son dönemde. Şimdi... E, karamsarlığımızın sebeplerine gelince <laughs> yani e, ekonomiyi ekonomiye anlattık biraz da yargıya bakalım isterseniz. O gün Samas dün itibariyle serbest kaldım. Bazı genç arkadaşlar o gün Samas'ın kim olduğunu ve e, Türk siyasi ikliminde, Türk yargısında Türk katliamlar tarihinde, Türkiye katliamlar tarihinde, faili meçhuller tarihinde ne kadar önemli bir kişi olduğunu bilmeyebilirler. Anlatalım kim olduğunu. O gün samastın. O gün samast. 16 yıl önce bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı gazeteci olan, hepimizin dostu olan, hepimizin çok sevdiği bir Türk ve Türkiye dostu e, dostu olan e, Ermeni diasporasıyla e, yurt dışındaki pek çok konuda farklı düşünen, farklı düşünmese dahi e, hepimizin çok sevdiği e, ve kendini muazzam zarif bir şekilde ifade eden Türkiye'nin en zor koşullarından e, gelmiş, yetimhanede büyümüş, çok zor koşullarda yoksulluk içerisinde kendisini var etmiş, Agos isimli bir gazeteyi kurmuş, yıllarca ayakta tutmuş, bugün de var Agos gazetesi. E, harika zarif bir kadınla evlenmiş, Raquel Dink, kendisi gibi yetimhanede büyümüş olan. Evlatlar yetiştirmiş, değerli bir isim, Grant Dink. Bir gün Şişli'de bir ana caddenin ortasında hain karanlık bir kurşunla katledildi. Bu ekranda gördüğünüz fotoğraf o gün çekilmiş bir fotoğraf. Üzerine sadece iki parça bir gazete kağıdı örtüldü. Ya gerçek fotoğraflar bunlar yaşandı bu ülkede ne yazık ki. Gündüz gözüyle. Ayakkabısının kapısının altının delik olduğu aylarca konuşuldu. Çok özel bir insandı, naif, zarif bir insandı Tetiği çeken 17 yaşında Trabzon'da yetişmiş, büyümüş. Sağda görüntüsünü gördüğünüz o gün Samas isimli bir delikanlıydı, bir genç insandı. Azmettiren Erhan Tuncel Yasin Hayal, şu anda hala cezaevinde. E, tetikçi olarak e, o gün Samast 17 yaşında bir genç delikanlı olarak yakalandı. Trabzon Emniyetinde onu koruyup kollamak için tabii o dönem her şey yapıldı tahmin ettiğiniz üzere Türkiye'nin karanlık tarihinin e, korkunç sayfalarından biridir bu. E, 17 yaşında olduğu için tetiği o çekti zaten azmet tirildi çünkü biliyorsunuz 18 yaş altında olduğunuz zaman bir cinayet işlemiş dahi olsanız e, çocuk kimliğinizle henüz yetişkin olmadığınız için farklı bir yasaya tabi tutuluyorsunuz. Çocuk suçları mahkemesinde yargılanıyorsunuz ve farklı bir e, yasal e, süreç yaşatılıyor size. Ve o gün Samast 17 yaşında e, tutuklandığında, yakalandığında e, Emniyet Müdürlüğünde ekranda gördüğünüz o fotoğrafı çektirdi. Yanında o dönemin polisleri e, ortasında Türk bayrağı eline vermişler o gün Samast'ın. Evet bu fotoğraf. Hepimizin çok utanması gereken bir fotoğraf. Türk bayrağıyla o güzelim Norm Ender'in 100. yılda parla diye yazdığı Ay ve Hilal'le katil olmanın cinayetin ne alakası var ya? Bu korkunç şeyleri yapıp sonra da Vatan Millet Sakarya diye karşımıza geçenler, Türk bayrağı e, tutan bu insanlar Türk bayrağına, şehitlerimize, bu güzelim cumhuriyetimize, bu vatana en büyük kötülüğü yaptılar. O zaman da bugün de. Ve bu o gün samast, dün itibariyle tahliye edildi, serbest kaldı. Ee, neden? Evet, çünkü yasal bir prosedür nedeniyle serbest kaldı. İyi halden özgür mahkum portresi diye bugün Gökçer Tağcıoğlu yazmış. Aslında denetimli serbestlik e, meselesine hak kazanmış. Ne zaman? Geçen sene 2022 yılında. Ama bu hak e, geçen sene kendisine kullandırılmamış. E, bu sene iyi halden, çok iyi halle bir mahkum olduğu için e, kullandırılma kararı verilmiş. Yani gardiyanın boğazına bıçak dayamıştı bu arada içeride. E, Hrant Dink cinayeti dahil eylemleri terör suçlamasına girmedi. Düz cinayetten e, yargılandı. Ve e, aslında işlediği suçun tarifi doğru yapılmış olsaydı yasada 27 yıl yatacakken 16 yılda serbest kalmış oldu. Dink ailesi tabii ki şaşkın. Avukat Bahri Bayram Belen bugün bir açıklama yapmış. Yasin Hayal'in, Erhan Tuncel'in çıkma imkanları yok. Kim bunlar? Azmettiriciler. Yani tetiği çek diyenler. Bu adamı öldür diyenler. O gün Samas'ta 17 yaşında ne yaptığının belki de çok da ayırdığında olmayan bir genç adama kötülük tohumları ekenler. Zaten Raquel Dink de konuşmasında eşini kaybettiği o konuşmasında demişti ki bir bebekten bir katil yaratanlar. Nasıl bir insan bir diğerine silah çekebilir? Sokak ortasında onu katledebilir. Hiç tanımadığınız biri. En ufak bir fikriniz yok adamla ilgili. Ne hayatını biliyorsunuz? Ne hikayesini biliyorsunuz? Ne ailesini tanımışsınız? Ve adamı vurup öldürüyorsunuz yani. Ne kadar acayip bir şey bu ya. Sonra da elinize Türk bayrağı alıyorsunuz. Bir emniyet teşkilatı çatısı altında demin ekrana getirdim o fotoğrafı veriyorsunuz. Yani unutulmaz günlerdi. İşte bu azmettiriciler Yasin Hayal ve Erhan Tuncel halen cezaevinde. Yani bu iki isimle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var. Terörden çünkü yargılandılar. Şu anda o gün Samast'ın çıkmasında çok şaşılacak bir şey yok diyor e, avukat. Çünkü diyor ki yasa bu. Yani o gün samasın tabi tutulduğu ceza yasası bu. Aileyle de görüştüm. Elbette üzülüyorlar ama onlar da yasal koşulları tahliyenin daha evvel yaşın o günün yaşı küçük olduğu için daha önce çıkma durumunun olduğunu yani bunun e, e, böyle olduğunu, yasal olduğunu, durum yasal yani hukuki. Ama adil mi, vicdani mi onu sizin kanaatinize bırakıyorum. Üzüntülerini yenilediler, tazelendi acıları. O gün Samast ve Hrant Dink cinayetiyle ilgili bir kitap yazmıştı. Ahmet Şık ve Nedim Şener. Kitabın e, adı, e, daha doğrusu bu bir türlü yayınlanamayan kitap nedeniyle de ikisi e, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Şimdi gece ve gündüz kadar farklı iki kutupta olsalar da e, Nedim Şener bugün bir tweet yazmış. FETÖ'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda cinayet işlemekten 26 Mart 2021'den beri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda örgüt üyeliği ve örgüt adına suç işlemek soruşturmaları varken infaz hükümlerinden yararlanarak şartlı tahliye edilmesi Hrant Dink için adalet arayanların yüreklerinde yeni yaralar açacaktır diye yazmış dedim. Ee, hiç beklemiyordum. Ee, böyle bir paylaşım yapmış dedim enteresan. Ee, çünkü haklı. Yani bu yazdığı şey doğru. Yani bu olacak iş değildi ama oldu. Günümüz Türkiye'sinde geldiğimiz hukuk noktasında işte bunları yaşıyoruz ve yaşatmaya devam ediyoruz. Az önce bir izleyicimiz yazmıştı. Bugün Barış Pehlivan'ı e, serbest bırakmak, tahliye etmek için belki de dün o gün Samaslı da tahliye ettiler diye mümkün. Artık çünkü kısa hukuku var hayatım Türkiye'de. Şey yok yani e, normal hukuk normları yok, rasyonel hukuk normları yok. Artık kısa hukuku var. Kısasa kısas, kim kime tutturabildiğine, kim kime e, neyi ikna edebilirse, kim kime laf söz geçirebildiğine, kim kimi kaç paraya ne kadara satın alabildiğine. Bu yani Türkiye'nin yargı sistemi ne yazık ki e, buna dönüşmüş vaziyette. Buna hepimizin çok üzülmesi ve hepimizin çok endişe etmesi lazım. Bugün e, milletvekili İsmet Büyükataman, MHP milletvekili ve genel başkan e, danışmanı bir açıklama yapmış... Ee, Sayın Bahçeli'nin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarını eleştiren gazetecilere, siyasetçilere ve yorumculara açıklamamızdır diye iki sayfa. Efe en finalde göndermiştim bu iki açıklamayı, iki sayfasını. Orada diyor ki İsmet Büyükatama, e, bu diyor Anayasa Mahkemesi terörü kollayıp ko e, korudu diyor. Ha işte bu, terör uzantısı HDP'nin kapatılmasını sekteye uğratan anayasa mahkemesidir. Devletimizin güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleye devlet katliamı diyerek teröristlere destek olan sözde barış akademisyenlerine sahip çıkan ne tesadüftür ki yine anayasa mahkemesidir. FETÖ militanlarına tazminat ödenmesine karar verip teröristleri öldürlendiren şu işe bakın ki yine anayasa mahkemesidir. Milletimizin ve devletimizin varlığına kasteden, elikanlı PKK militanlarına övgüler düzen, terörist Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıkan yine Anayasa Mahkemesidir. Terörist başı Öcalan'a övgü dolu sloganlar atılmasını ifade özgürlüğü olarak değerlendirip bu sloganını atan teröristlere tazminat ödenmesini isteyen de yine Anayasa Mahkemesidir. Dursun bu ekranda. Ya Sayın Büyük Ataman yani e HDP ile bugün bile anayasa için bir araya gelen fotoğraf veren hem sizin ittifak ortağınız Sayın Erdoğan ve AK Parti'dir hem de bizzat Sayın Bahçeli yeni anayasa çalışmaları kapsamında HDP ile daha geçtiğimiz aylarda meclis tatile girmeden bir fotoğraf verdi. Eğer bu partinin terörle, teröristle, terörün finansmanıyla, kara parasıyla en ufak bir bağı varsa tabii ki de bu parti derhal kapatılsın. Niye kapatılmıyor zaten? Olabilir mi böyle bir şey? Abdullah Öcalan'ı yerel seçimlerden önce TRT ekranında mektubunu okutan, kırmızı bültenle aranan insanları o dönemde TRT ekranına çıkartan sizin ittifak ortağınızdı. Bugün FETÖ borsası kuran, Amerika'ya her gittiğinde Amerikan yönetimi Biden'dan FETÖ başı Fethullah Öcalan'ı istemeyi unutan, Trump'la yaptığı ortak basın toplantısında bile Fethullah Gülen konusunda tek kelime konuşamayan, bir cümle söyleyemeyen, bu adamı bize niye iade etmiyorsunuz kardeşim diye hesap soramayan kim? Onun yerine Bankasya'da 5 TL'si yattı diye işte efendim bilmem ne oldu diye binlerce kişiyi hapse gönderdiniz. Bir FETÖ borsası kurdunuz. deve dişi gibi iş adamları bu FETÖ borsasından kimi kaçtı kimi bugün hala e, devlet erkanının yanında salına salına fotoğraf veriyorlar. E, uluslararası sanat fuarlarını finanse ediyorlar. Ana sponsor oluyorlar. Kimse de demiyor ki ya kardeşim siz... Bir, bir numaralı FETÖ'cü değil miydiniz? Ne oldu ya? Diyemiyor mesela. Yani katılıyorum tabii ki de. Eğer böyle bir suç varsa bir terörizm suçu varsa hepimiz kendimizi güvende hissetmek isteriz. Ama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sonra İsmet Ataman'ın ikinci sayfasında da diyor ki işte diyor biz bu nedenle son olarak verdiği Can Atalay kararıyla FETÖ ve PKK üyelerine kapı aralayarak skandal yaratan Anayasa Mahkemesinin bir kez daha tarafsızlığını kaybettiğini görüyoruz diyor. Bu yani geldiğimiz nokta ekonomide ve e, ne yazık ki e, yargıda bu. Bir de siyasete bakalım, orada da yani çok ümitli haberler veremeyeceğim size. İyi parti iyi mi <laughs> diye çok merak ediyorum ben. Çünkü İyi Parti'nin hiç iyi olmadığına dair ardı ardına haberler aktarıyoruz size. Çok tuhaf şeyler oluyor İyi Parti'nin içerisinde. Sayın Akşener'in hür ve müstakil İyi Parti çıkışı ve hiçbir şekilde e, biz e, yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız, işbirliği yapmayacağız, CHP ile Kılıçdaroğlu ile bir daha asla yan yana durmayacağız diyen Sayın Akşener'e önce Ankara İl Örgütü'nden tepkiler gelmişti ve Şenol Köylüoğlu Ankara İl Başkanı İyi Parti'nin ekibiyle birlikte Topyekün istifa etti. Biz Mansur Yavaş'ın karşısında bir kampanya yapmayız denildi. Ama çok ilginç başka bir şey oldu. bu istifanın geldiği günlerde Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti'nin alternatif aday olarak İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkartacağı söylenen isim İyi Parti Ankara Milletvekili ee, ve İyi Partili finansman desteğinin çok güçlü olduğunu duyduğumuz Adnan Beker istifa etti. Adnan Bey bildiğiniz partisinden istifa etti. Şakkar'dana bugün çok da sert bir açıklama yaptı Twitter hesabında ee, bir tam sayfa e, bir açıklama yaptı kendisi. Artık diyor İyi Partinin diyor e, içinde kalarak Türkiye'ye ve e, işte hayalini kurduğum siyaset vizyonuna hizmet edemeyeceğimi düşünüyorum. Onun için diyor istifa ediyorum. Böyle acayip bir şey yani. Ve bu ardı arkası kesilmeyen istifaların devam edeceği söyleniyor. Bir video çekmiştim orada bir takım isimlerden bahsetmiştim. Hatta işte benimle ilgili haber yapan Lollipop olsun falan diyen Mehmet Güran mıydı? Bir milletvekili daha var. Onun Cihan Paçacı'nın bugün İsmail Saymaz yazmış. Uzun süredir Akşener'le görüşemiyormuş ki yani abi abla hukuku var aralarında. Hani o kadar aslında yakın yol almış ve merkez sağ siyasetin geçmişinde birbirlerini iyi tanıyan ve birlikte yol almış olan iki isim birbirleriyle konuşmuyorlarmış. Hatta İsmail Saymaz'ın yazısına göre e, doğrudur yanlıştır bilemiyorum bir iddiadır kulistir. E, Sayın Akşener demiş ki def olup gitsinler. Ya olay bu noktaya geldiyse e, yani bunu dediyse Sayın Akşener durum çok korkunç demektir. Yani arka arkaya istifalar Uğur Poyraz'ın çok rahatsız olduğu biliniyor. Ondan da yakında böyle bir karar gelebilir. Bahadır Erdem gitti. Ümit Dikbayır, Diken üstünde partinin içerisinde Musaat Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'a kadar birçok kişinin çok rahatsız olduğu biliniyor. E, Aytun Çıray zaten ilk giden isim ve bugün de açıklama yapıyor. Diyor ki zaman beni haklı çıkardı. İstifaların devamı gelecek. E, peki neden? Şimdi çok enteresan. Bütün ihale seçimlerden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na onu, onun adaylaşmasını sağlayan onu destekleyen herkese altılı masa ittifakına falan kesildi. Ve o bir bedel ödeyerek haklı bir bedel ödemesi gerekirdi. Kurultay'da gitti yeni genel başkan geldi. bir değişim oldu CHP'nin içerisinde. İyi Parti sanki böyle sütten çıkmış ak kaşık gibiydi hiç. Tartışılmadı bile İyi Parti'nin rolü. Böyle yani eteklerini silkeleyip masadan kalkmış gibilerdi. Ama demek ki içerisi kaynıyor. Öyle değil demek ki ve endişe şu benim anladığım kadarıyla Sayın Akşener'in hür ve müstakil yol yürüyeceğiz kararıyla eğer İyi Parti e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördüğü yüzde dokuz virgül bilmem kaç oyun altına inerse ki inmeme ihtimali bence sıfır e, o zaman İyi Parti diye bir şey kalır mı kalmaz mı e, o da ayrı bir soru işareti birisi demiş ki Turhan Çömez Bey de kalmasın valla olabilir. Orada da bir kriz yaşanabilir. Feride diyor ki partiler beni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> Vallahi haklısın Feridecim. Ben de mecburen işimiz bu. Ekmek parası. Size haber yapmak için bunları yapıyoruz. Yoksa inan beni de hiç ilgilendirmiyor gerçekten. Beni patiler ilgilendiriyor şu anda. Sevgili kedilerimin tombik tüylü patilerinden ben çok daha mutluyum. Ama yani ciddi bir şey konuşuruz aslında. Hani şaka bir yana gerçekten Türk siyasetinde bakın yeni dengelerin oluşa, oluş, oluşabileceği. Çünkü yeni partiler girecek sisteme anlaşılan. İyi Parti eğer e, bölünürse yok olur giderse herhangi bir ittifakın içerisinde de kendine yer bulamazsa zaten bu 50 artı 1 sisteminde İyi Parti'nin varlığının da bir anlamı kalmaz. Sayın Akşener genel başkanlığı bırakabilir de. Olabilir yani bütün bunlar olabilir. Şu anda çatırdıyor o yapının içerisi onu görüyoruz. E, benzer şekilde Yavuz Ağar o da istifa etmişti. Yeni bir parti kuruluşu e, çalışması içerisinde olduğunu zaten açıkladı. E, yükselmekte olan bir seküler milliyetçilik var. Özellikle gençlerin arasında ve metropollerde büyük kentlerde bir potansiyel yaratıyor milliyetçi oylar arasında. E, temsilcilerine bakalım. İşte MHP desen o yani başka bir dünyadan bildiriyor. Yani geçmiş bir çok pase, geride kalmış bir milliyetçilik çizgisinde ve anlayışında siyaset yapıyorlar. Tam olarak bir hedefe kitlenmiş gibi Sayın Bahçeli. O, o hedefin ne olduğu Kimse anlayamadı daha onu. Ee, Zafer Partisi var işte yüzde üç buçuk dört falan bazen beşi görüyor. Memleket Partisi vardı bir potansiyel olabilecek. E, Sayın Muharrem İnce'ye çok korkunç bir kumpas kuruldu ve e, biliyorsunuz e, çok sıkıntılı günler yaşadı. E, Sinan Oğan vardı. Oğan değil mi arkadaşlar ya? Ya ben gerçekten sınavım büyük biliyorsunuz bunlarla. Sinan Oga. Oğan. Sinan Oğan. Sinan Oğan vardı. E, Sinan Bey de yok piyasada ortada. O da öbür ittifaka, iktidar ittifakına Karar verdi, o tarafa geçti. E şimdi İyi Parti ne olacak belli değil. Demek ki kurulacak olan milliyetçi çizgide güçlü bir e, merkezde durabilecek bir siyasi partinin hala potansiyeli var. Buradan o anlaşılıyor. Öte yandan CHP'de ne oluyor? İsterseniz bir de ona bakalım. E, e, CHP'de de şöyle bir şey, şöyle bir şey oluyor. Genel Başkan değişti, ama onun dışında ne değişti tam anlaşılamadı henüz. Yani çünkü niye? Tüzük değişecekti. E değişmeyeceğini dün itibariyle öğrendik. En azından Mart seçimlerinin sonuna kadar tüzük değişikliği yok. CHP'nin 81 il başkanı tüzük değişmeyecek dedi. Tüzük kurultayı yapılmıyor. E, en önemli şey tüzüktü. E, çünkü üç dönem yasağı, ne bileyim genel başkanlık makamı ile ilgili bir takım düzenlemeler, e, bunların değişmesi gerekiyordu. Ön seçim, cumhurbaşkanı adayını, e, delegeler değil oy... E, üyeler belirlesin, onların oylarıyla belirlensin aday falan gibi teklifler vardı. Ne oldu onlara? O belli değil. E CHP'nin programı yenileniyordu. Bir ekip çalışıyordu. Zeynel Emre Yunus Emre falan. Onlar yok artık. E, yeni ekipler var, değişimciler var. E, bir program değişikliği yapılacak mı? CHP'nin çizgisi değişecek mi? Farklı bir siyasi söylem olacak mı? E, altılı Masa ittifakı vardı. Altılı bileşenler e, yerel seçimlerde tutmuş ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç alınamamıştı. Bu Altılı Masa ve benzer partilerle yeni işbirlikleri ittifaklar yerelde, kent bazında yapılacak mı? Tam belli değil. Pazartesi günü bir anket çalışması yapılacağını söyledi Genel Başkan Sayın Özgür Özel. E, Özgür Özel ile İmamoğlu arasında bir kazanan kazandıran ilişkisi mi var tartışmaları? E, kim Genel Başkanı? başkan kim değil tartışmaları. böyle bir, bir karışık henüz belirsiz tam oturmamış. Çok normal yeni oldu bu değişim elbette zamanı zamana ihtiyaçları var şüphesiz ki ama böyle karışık bir tabloda CHP'de gözüküyor. Hiç ise istifa yok. Herkes yolunda yürüyor şimdilik. Özgür Özel sert çıkışlar yapıyor. Anayasa ile ilgili de sert çıkışlar yaptı. Dün Kuzey Kapısı Cumhuriyeti'ndeydi. Orada sert çıkışlar yaptı. Dolayısıyla ee, yeni bir rüzgar e, esebilir CHP'de ama öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bir bırakamama hali ee, kendisiyle ilgili sürekli yapılmakta olan yeni haberler yeni şafağın manşetleri sabah gazetesinin manşetleri oda tv'deki haberler anlıyoruz ki Ankara'da bir ofis tutmuş tutabilir. <laughs> e, ...herkesin var bir çalışma ofisi... ...bütün siyasetçilerin var... ...yani siyasetten emekli olmuş insanlar da... ...çünkü bırakamıyorlar... ...o kadar alışmışlar ki artık hani... ...öyle bir şeye... Emeklilik hayatı diye bir şey bilmiyorlar... ...geliyorlar, gidiyorlar, çalışıyorlar... ...gene iyi yani çünkü Türkiye'de genel olarak... ...eski siyasetçiler cuma namazına giderler... ...o zaman işte... E, ...mikrofon tutulunca cami kapısında... ...bir siyasi demeç verirler bu... ...ama dünyada Bill Clinton... E, ...Obama... Al Gore yani bunların hepsinin ofisleri var, vakıflar kurdular, düşünce kuruluşları yarattılar. Bir subject management kendilerine bir konu aldılar onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Onun için ben Kılıçdaroğlu'nun bir ofis tutması, bir vakıf kurmasına falan çok açıkçası tuhaf bulmuyorum. Ama eğer bu ofis CHP'deki değişimcilere karşı işte efendim yok CHP'yi İmamoğlu'na yedirtmem, yok İmamoğlu CHP'den gitsin filan kafasıyla yani PCHP. Paralel CHP ofisi olarak kurulduysa B CHP vardı. E, CHP seçmenin bir bölümünü hiç sevmediği yeni CHP bir de PCHP mi olacak şimdi paralel CHP yani böyle bir şeyse eğer bu hiç kimseyi e, bir fayda sağlamaz ne Sayın Kılıçdaroğlu'na ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki ekiplere ne de şu anda bir şeyleri değiştirmek için yola çıkmış olan e, yeni genel başkan ve çevresindeki kurmaylara bir anket yapılmış yöneylem araştırma ilginç çünkü daha dün bir bugün iki ama yine de ilginç sonuçlar çıkmış araştırmada e, ankete bakalım şunu sormuş aslına bakarsanız yöneylem araştırma. Kurultay sonrası CHP seçmeninin CHP'ye yönelik tutumları ne yönde değişti? Herhangi bir değişiklik olmadı diyen yüzde 49 var. CHP seçmeninin neredeyse yarısı, pardon genel seçmenin neredeyse yarısı herhangi bir değişiklik olmadı demiş. Yüzde 35 seçmen olumlu yönde değişti demiş. Olumsuz yönde değiştiğini düşünen yüzde 10 var ve cevap vermeyen yüzde 5 Peki kimdir bu seçmenler? Onun kırılımına bakalım isterseniz. Diğer grafik. Ha, pardon bu Özgür Özel'le başarılı olur mu CHP diye sorulmuş. Hayır başarılı olacağını düşünmüyorum diyen yüzde %47, ee, 47,6. Evet başarılı olacaktır diyen yüzde 40 cevap yok diyen yüzde 12,4. Evet dönelim şimdi buna önümüzdeki milletvekili seçimlerinde parti tercihlerine göre özgür özel başarılı olur mu diye sorulmuş CHP'nin se seçmenin yüzde 82'si başarılı olur diyor AK partili seçmenin yüzde 69'u hayır başarılı olmaz diyor İlginç olan burada İyi Partili seçmenin yüzde 64,3'sünün de evet başarılı olur demesi demek ki İyi Parti seçmeniyle Sayın Akşener Parti kurmayları farklı düşünüyorlar. O yüzden e, İyi Parti'nin gerçekten de durumu zor. Onu burada söyleyelim. Gelelim gündemimizin en eğlenceli dosyası olan fenomenler dosyasına. Bitmek bilmeyen bu dosyalarda. Önce son durumu aktarayım kısacık. E, arkasından da değerli bir konu ekrana alacağım. Çünkü bu influencer marketing denen yani fenomenler üzerinden ürün pazarlama. Yasa dışı bir iş mi gerçekten de? Dünyada nasıl yapılıyor? Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Bunun yasal standartları, yasal süreçleri nasıl yaşanıyor? Bunları soracağım. Çok uzman, önemli bir ismi. Ama hızlıca bakalım Engin ve Dilan Polat dosyasında son durum ne? Son durum şu, bir değil iki kere tutuklandılar. Gerçekten öyle. İki gün önce çünkü HTS kayıtlarından, telefon kayıtlarından anlaşıldı ki Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, şarkıcı ve güzellik salonu sahibi. Banu yönelik saldırıyı azmettirmiş. Azmettirmek ne demek? Yani gidin kıza kızın e, şeyini camlarını indirin demiş. E, bu e, savcı soruşturmayı derinleştirdikçe cep telefonu kayıtlarından bu ifadelere ulaşıldı ve böylece bir kez daha savcıya ifade vermek için iki gün önce savcılığa getirildiler adliyeye cezaevinden adliyeye getirildiler ve orada verdikleri ifade kapsamında bir kez daha haklarında tutuklama kararı çıkartıldı. Böylece iki ayrı dosyadan Yargılanıyorlar ve iki ayrı dosyadan da tutuklu olarak yargılanıyorlar. Ve her iki dosyayla ilgili olarak da cezaevi süreçleri devam ediyor. Çok pardon benim şarjım bitti anlaşılan. Ee, evet böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ben bir yana anlatıyorum. Siz dinlemeye devam edin lütfen. Bir yana da bataryayı değiştireceğim. Bir saniye. Ay Allah'ım yarabbim böyle bir şey olabilir mi ya? Evet ee, şöyle bir saniye. Efe'cim Armağan Bey'i mi alsak yayın o sırada acaba? Herkese selam. <gülüyor> <gülüyor> Banu Parlak'a saldırı haberiyle beraber çıkmış olmam. <laughs> Efe istiyorsan az önce haber ver ben habere devam edeyim okuyarak. <laughs> Son durum hakkında bilgi vermeyi ben devam edeyim Özlem Hanım yerine. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı soruşturmada Engin Polat dahil 8 tutuklu başka cezaevlerine nakledilmiş. Ay, Bu kısım önemli. Olur. Aynı cezaevi içerisinde kendi iletişimlerine de müsaade edilmiyor yani. Allah'ım ya. Gördüğünüz gibi onu Ben de böyle girmeyi beklememiştim. Ay, <laughs> Hayal gel sahneye gelişin gerçekten çok kolay oldu <laughs> yani yapacak bir şey yok ya çünkü bütün işleri hepsini kendim yaptığım için Arman sen de biliyorsun tek kişilik dev ordu. şimdi gerçi yeni arkadaşlarımız katıldı ama Arman'ı tanıştırmak istiyorum size madem öyle bu fenomenler dosyasını sonra ben anlatayım size ama önce Arman'la başlayalım hem de Arman da ekranda kalsın Arman Acar önemli bir Aslına bakarsanız sosyal medya uzmanı, e, marka danışmanı ve Türkiye'deki birçok kurumun ve markanın da aslında dijital büyüme stratejilerinde danışmanlık yap yapmış bir isim. Ekranda gördüğünüz şirketin kurucu genel müdürü, Ünite Ad şirketin adı, e, oranın genel müdürü, genç bir girişimci. Aslında İzmirli, 2008 yılından beri de İstanbul'da yaşıyor ve geçen 10 yıl içerisinde 5000'den fazla yerli ve yabancı birçok influencer kampanyasının planlanmasını ve... E, yönetilmesini gerçekleştirdi. Burada da bir bölümünü görüyorsunuz. Birçok uluslararası etkinlikte de kampanya yöneticisi olarak, uzman danışman olarak aslına bakarsanız e, yer aldı. Konuşmacı olarak. Ben neden e, kendisi benim aynı zamanda dostum, neden kendisinin yayına katılmasını rica ettim? E, iki nedenle bir, <laughs> kendisine bir borcum var. Geçmişte bu biliyorsunuz biz de aslında YouTuber'lar olarak yani YouTube'da yayın yapan dijital içerik üreticisi, haberciler olarak vergi ödüyoruz biliyorsunuz. Bir vergi yasamız var ve o vergi yasası kapsamında %17 oranında KDV, %17 oranında stopaj yani gelir vergisi ödüyoruz. Ama bunu öderken de e, bir kamu bankasında hesap açıyoruz. Örneğin benimki Halk Halkbank'ta e, ve Google üzerinden ödemeler bize gelmeden önce zaten gelirlerimiz kesintiye uğru uğruyor, arkasından bize bir izlenme geliri yatırılıyor. Gelirlerimiz böyle geliyor. Ben bu prosedürleri bilmiyordum ve e, yani bu işe başladığımda bir uzman arıyordum. Arman sağ olsun ekibiyle birlikte bana o zaman dostluk göstermiş, danışmanlık yapmış ve nasıl e, gelirimi vergilendirebileceğimi anlatmıştı. Şimdi aslında e, tam da bunu konuşacağız. Herkes influencer, influencer olmak istiyor memlekette. Herkes sosyal medya fenomeni olup kolay para kazanmak istiyor. Al bak herkes zaten <laughs> yazmış Müge diyor ki Arman bize influencer yap. O işler pek öyle olmuyor aslına bakarsan Mügeciğim. Arman tam da onu anlayacak. Arman influencer olmak ne demek? E, influencerların tamam kara parama atlıyor bu sosyal fenomenler. Yaptıkları iş ne? Sen sayısız influencer sosyal medya kişisiyle çalışıyorsun... Ve bunlar marka tanıtımları yapıyorlar. Niye bu kadar arttı bu pazar? Yani ana akım medya bitti. Televizyonda kimse reklam izlemiyor. Dijital platformlarda parası olan premium üyelik alıyor. Reklamları pas geçiyor. E, markalar, kurumlar da kendi iletişimlerini bir şekilde yapmak zorundalar. Şu pazar nasıl çalışıyor? Burada herkes mi yasa dışı iş çeviriyor? Bize bir anlatır mısın lütfen? Bu arada Efe lütfen Arman... Önce e influencer fotoğraflarını da verelim e, üzerinde konuşacağız ama lütfen ona göre verelim şimdi. <laughs> Öncelikle bu işi en, en basit anlamıyla şöyle tanımlayabiliriz. Hiç böyle işe setine girmek yok siz bile bir şey alırken veya buradaki izleyen kişiler bile veya yorum yapan arkadaşlar bile bir şey alırken bir arkadaşlarına soruyorlar ya da bir arkadaşlarından etkileniyorlar. İşte sen neden bunu aldın? İşte alma sebebin neydi? Sence bu telefonu almalı mıyım? Bu araba nasıl diye bir soru soruyorsunuz ya da birileri size anlatıyor. Aslında influencer marketingin genel temeli bundan oluşuyor. Birilerinin sizi etkileyebilmesi ve sizin birilerinizden etkileniyor olmanızdan kaynaklı bir ekosistemden bahsediyoruz. Fakat bu ekosistemin adının Maalesef ki şu anda kara parayla atlanıyor olmasından e, biz ajanslar, gerçek içerik üreticileri, gerçek influencerlar inanılmaz derecede rahatsızız. Çünkü baktığınız zaman aslında kara para atlamaya en uygun olmayan sektörlerden bir tanesi influencer marketi. Öyle ben mi? Bunun açık Ama evet, ben, bunun sebebini açıklamak tam istiyorum. Tersi, tam tersi bir algı yaratıldı şu anda. Hatta birisi Hasip diyor ki influencer'ın Türkçesi yok mu? Var. ...sosyal medya kişisi deniyor. Yani tam çevresi yok. Şöyle, evet. Ticaret Bakanlığımızın 2019'da açıkladığına göre... ...sosyal medyadaki etkileyici yayıncılar... ...influencer'ın Türkiye Türkçe'de karşılığı. Daha uzun. Ee, evet, yani sosyal medyadaki etkileyici yayıncılar gözüyle... ...baktığımız zaman aslında bu kişiler de içerik üreticisi. Instagram'da, YouTube'da işte öz zamanında olduğu gibi... ...YouTube'da içerik üretenler, Instagram'da içerik üretenler... ...TikTok'u, Snapchat'i... aklınıza bir insanın içerik üretebileceği her yer bunun için gelebilir bahsettiğimiz yerde eğer başarılı iyi bir içerik üreticisiniz de bildiğiniz gibi çeşitli takipçileriniz var, kendi fanlarınız var, insanlar size yorum yapıyor, bir komünite oluşturuyorsunuz ve siz o insanları çeşitli linkler paylaşarak ya da bir üründen bahsederek, hizmetten bahsederek markaya yönlendirebiliyorsunuz. Influencer marketingin en basit temel işleyiş şekli bu. Ama neden bu sektör aslında kara atlamaya uygun bir sektör değil? Çünkü burada çalıştığınız markalar, çalıştığınız ajanslar, bir öncelikle şunu belirteyim. Ee, bu konunun üstünde çok yoğun bir şekilde Ticaret Bakanlığı'nın kontrolü var. Ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın da kontrolü var. Ne yapıyorlar aslında? Influencer diye kaydedilmiş olan influencerların paylaşımları aslında sürekli takip ediliyor. Neyi takip ediyorlar? İşte şu an Sude Alkış'ın, bu, bugün sizde paylaştığım içerik o değil mi? Evet. Bir influencer. Şimdi Sude Alkış diye biri varmış mesela Arman. Ben tanımıyorum. Anladığım kadarıyla mesleği bu. Yani gerçekten de hani sosyal medya kişisi olarak çalışıyor. Markalarla işbirliği yapıyor ve bunun bir meslek olduğunu anlatmaya çalıştığı bir reels çekmiş. Çünkü e, şu anda insanlar işlerini yapamaz durumdalar ve birçok sosyal medya fenomeni de ciddi olarak bu işten korktuğu için hesaplarını kapatmış işte bir yerlere gitmiş demin öyle bir haber vardı hatta ekranda ama bu işi gerçekten yapan senin de müşterilerine önerdiğin yani Sude ile çalışalım yok bilmem kimle çalışalım kimse artık hani ben isimlerini bilemediğim için yanlış bir şey söylemiş olmak istemiyorum ama 40 binden fazla var Özlem Hanım şu anda aktif olarak Türkiye'de influencer olarak işbirliği gerçekleştiren bu affiliate dediğimiz kazanç ortaklığı da olabilir. Markalarla beraber bir markayı tanıtacak, reels oluşturan, TikTok oluşturan arkadaşlar da olabilir. 40 binden fazla. Bu işten 300 lira, 500 lira, 300 bin lira, 500 bin lira, 3 milyon lira, 5 milyon lira şeklinde para kazanan içerik üreticisi var baktığınız zaman. Kesinlikle küçük bir ekosistemden bahsetmiyoruz. Ama bu bahsettiğimiz ekosistem ve bu bahsettiğimiz hatta bir, şöyle bir rakamdan da bahsedeyim. Dünya genelinde influencer marketing üzerinde markaların harcadığı para şu anda güncel olarak yaklaşık olarak 19.1 milyar dolardan fazla. Türkiye'de de bu rakam yaklaşık olarak 1.5 milyar TL civarında bir dakika, kazanç işleyip gelir ortaklığı dahil. Bir dakika bu rakamlar acayip rakamlar bunu benim sakin sakin yazmam lazım. Bir dakika e, bir dakika bu pazarın dünya e, genelinde dakika. 19 milyar dolardan fazla. Yatır, evet. onu. Bu pazarın değeri gördüğün gibi kardeşim. Ha, hem KJ operatörü hem kamera teknikeri hem dijital yayıncı hem vergi uzmanı da oldum sayende. Bu pazarın değeri ayrı de 19.1 milyar dolar. Aynen öyle. 19.1 milyar dolar. Arkadaşlar rakam bu dünya genelinde bu Türkiye'de de tabii hayli haysiyetli bir pazardır diye düşünüyorum. Şimdi sana şey soracağım. Peki bu bu pazar ne? iş ne yani? İş ne? Mesela diyelim ki ben sen bana bir markayı getirdin. Ne yapmam bekleniyor? İş ne? yasal çerçevede nasıl yapılıyor bu? Faturalaşıyor muyuz? Vergi mi veriyoruz? Bir hashtag mi yazıyoruz? Nasıl oluyor sosyal medya platformları üzerinde? Bu arada biz bunu yazınca mı nedir bilmiyorum. Murat Muratoğlu geldi. Özlem bir arasana please. 22 TL içinde. 22 TL Murat Bey saygılar. <gülüyor> 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 22 biraz oldu biraz yani. evet. Yani. biraz ayıp olmuş yani. <laughs> 22 TL tabii ki seni aramayacağım Murat'cığım. Biraz daha dene bence. Evet dinliyorum seni e, Arma. Şimdi ee, bahsettiğiniz şey markadan markaya veya hizmetten hizmete değişen bir şey. Sonuçta bir telefonun telefon markasının size yaptırmak istediğiyle bir televizyon markasının ya da bir içecek markasının size paylaştıracağı şey birbirinden farklı. Farklı briefler üstüne dönen bir ekosistem bu. Fakat bu en basitinden şöyle bir şey de olabilirdi. Sizin bu yayınınızı düşünelim. Bu yayınınızın bir sponsoru olabilirdi. X1 marka. O X1 markanın burada logosu gözükebilirdi. Ya da siz beni almadan önce bu arada Arman'ın yayına almadan önce size şu markanın şöyle bir şeyinden bahsetmek istiyorum deyip editorial gibi içeri de girebilirdiniz. Bunların hepsi influencer marketing'e tabi şeyler. Fakat bence burada önemli olan bir influencer'ın ne paylaştığından daha çok çünkü paylaşılacak şey tamamıyla markaya göre ve içeriye göre değişebilir. İşin yasal statüsünün değişen herhangi bir kısmı yok. Çünkü bu işte bir influencer ajansla veya markayla direkt çalışsa da bir gelir alabilmesi için ya bir fatura kesmesi gerekiyor. Ya YouTuberların büyük çoğunluğunda olduğu gibi bir istisna belgesi olması gerekiyor ki bu istisna belgesi KDV istisna belgesi diye geçer. Sizde de var. Ee, ya ajansa kesecek, ajans oraya marka ilgisi, ya da bir gider puslası, bir fatura kesemiyorsan gider puslası ödeme alması gerekiyor. Bu ne demek? Aslında bir para transferinin gerçekleşebilmesi için gerekli tüm yasal belgelerin hepsinin ortada olması lazım ki ajans ya da marka içerik üreticisinin para transferini yapabilsin. Şimdi bu işin kara para ile ile alakası olmadığını gösteren ayrı bir durum. Çünkü kara para atlama dediğiniz şey dışarıdaki nakit dolaşan paranın ekosisteme girmesi ve üzerinde temizlenip transferlen bankaların temizlenmesi değil, bankaya sokulması ile beraber temiz statüye kavuşması ve oradan transfer edilmesidir. Influencer marketingde ise para zaten bankada. Elden ödenen bir para yok. Açıktan ödenen bir para yok. Bunu yapan var mıdır? İlla vardır. İlla elden dönen bir ekosistem vardır. Ama bahsettiğimiz bu büyük rakamlar, büyük markalar, işte büyük hizmetlerin içerisinde bir elden para dönebilmenin herhangi bir imkanı kesinlikle yok. Sonuçta ben bir kara para aklama uzmanı değilim. Kesinlikle de değilim. İyi ki de değilim çünkü akşam yatsa kafamı rahat koyabiliyorum. Ee, Murat Bey bağlıysa muhtemelen o konuda çok daha iyi örnekleri verebilecektir ama sonuçta bir nakit paranın aklanabilmesi demek nakit dönen bir ekosistem olması demek bunun bir restoranı yani nakit parayı nerede harcıyorsunuz? Bir düşünün. Bir elektronik mağazasına girdiğiniz zaman bir telefon nakit değil kartınızla alıyorsunuz. Demek ki dolaşımdaki bir şey üstünden gidiyorsunuz. Ama bir restorana gittiğiniz zaman nakit ödeyebiliyorsunuz. Güzellik merkezinde nakit ödeyebiliyorsunuz. Otelde nakit ödeme yapabiliyorsunuz. O yüzden influencer marketing zaten para aklamaya uygun bir alan değil. Fakat neden bu kadar çok fenomenler 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 üstüne gidiyor? Çünkü konu seksi. Bugüne kadar bu ülkede para aklanmıyor muydu? Bu ülkede bir dolandırıcı yok muydu? Ama dolandırıcının yanına x bir title daha koyduğunuz zaman seksi bir konu haline geliyor. Daha çok konuşuluyor ve aslında fenomenler mi aklıyormuş bu paraları diye de aslında sulandırılabiliyor konu bir yandan baktığınızda. Çünkü konu bağlamından da kopartılabiliyor. Ortada milyarca, milyarlarca lira bir vurgundan bahsediliyor. İşin içerisine fenomen eklediğiniz zaman bir anda sanki suç ortaya yapılmış 40 bin kişi varmış gibi oluyor. Yani şimdi çok önemli bir şey anlatıyorsun aslında. Çünkü bu e, sanki fenomen pazarından isimlermiş gibi görüken gözüken isimlerin ortak özelliklerini bir işletme sahibi olmaları. Mesela benim bir işletmem yok, bir güzellik salonum yok hoş bir meslek meslektaşım açmış güzellik salonu. Az önce videosunu gördüm. Bir tanıtım videosu koymuş. Ee, Baya şaşırdım yani hani haberci bir insan niye güzellik salonu açsın diye. Ee, gördün mü bilmiyorum sen. Buket Aydın bir güzellik salonu açmış. Baya da gösterişli bir şey açmış yani. içinde her bir şeyler var. Bak o binaya bak. Vay 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 döşemeler, şeyler, orkideler. Yani bu işte para var diye düşünüyorum ben Özlem Hanım. Bu işte para var demek ki bir şekilde para kazanılıyor. Ama binlerce güzellik merkezine kimler gidiyor çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ben gidemiyorum onu biliyorum. Ee, i̇şim de olmaz yani çok da e, sevdiğim bir şey de değil. İnsan arada bir istiyor tabii ama o kadar da değil yani. Ve... E, Buket Aydın neyse güzellik salonu açmış. Bu şu anda dosyalarını senden sonra senin bağlantından sonra tek tek anlatacağım. Bütün bu sosyal medya isimlerinin ortak özellikleri ya bir otel var bir turizm şirketi, ya bir araba otomobil galerileri, ya işte efendim mücevher üretiyorlar takı, ya güzellik salonları var kozmetik ürün satıyorlar böyle bir takım bağlantıları var ve böyle benzer rotalarda dolaşıyorlar Dubai'yi işte mesela bu hanımefendiyi ben yeni tanıdım ve de İngilizce içerik üretiyor bu arada Türkçe de değil, bak pazartesi salı çarşamba perşembe yazmıyor videonun üstünde Monday Tuesday Wednesday Thursday falan yazıyor yani hangi yabancı ben şeye... daha vayim bir şey söyleyeyim mi bahsettiğiniz son iki haftadan beri Dilan Polat dışındaki ben Dilan Polat'ın eşinin adını haberlerden öğrendim Dilan Polat dışındaki ismi geçenlerin yüzde doksanını bizim ajanslar dünyasında ya da markalar dünyasında tanıyan kimse yok. Belki bir iki kişi daha şimdi o isimleri söylemeyeceğim. Onlarla ilgili herhalde bir iddianame vesaire falan görmedim çünkü doğru olmaz diye. Bilmiyoruz. O gösterilen işte Umre'ye gitmiş olanlar, hacca gitmişler, namaz pozları var ama bir bakıyorsunuz iki yılda muazzam değişim göstermişler. İşte Lamborghini'leri, Ferrari'leri binmeye başlanır. Biz tanımıyoruz. Ee, Nasıl emin oldu? olabilirsiniz. Sen diyorsun İlk defa görüyorum. Yani 40 bin e, sosyal medya kişisiyle çalışıyorum. Türkiye'nin en çok sosyal medya iletişimi yapan ajansının hem kurucususun hem genel müdürüsün. 10 yıldır binlerce e, sosyal medya kampanyası yönetmişsin ve bu insanların varlığından bile haberdar değildin sen yani. Gerek yani şu anda ben bir yandan yayına girmeden önce emin olmak için bir iki arkadaşımla daha konuştum. Dedim ki acaba ben mi kaçırdım? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bunu da şöyle adlandırıyorum artık eskiden sosyal medyanın önce de şeyler yok muydu işte e, güvenilir ünlü endeksleri işte Seda Sayan'ın güvenilir ünlü çıktı Acun'un abinin çıktı bilmem çıktı vesaire bir ton isimler çıkıyordu. Şimdi bu nasıl çıkıyordu o insanların daha çok televizyondaki görünme varlıklarıyla ne kadar çok görünüyorlar insanlar ne kadar çok kendilerini onlara karşı samimi hissediyorlar kaç okul yaptırmışlar yardım kampanyalarını ne kadar ona göre bir güvenilir endeksi vardı. Dolandırıcının kılıfı yüksek takipçiliği, Instagram hesabı olunca güvenilirlik endeksi ona göre belirleniyor. Ama Şu bunlar bot mi bir ya? Kişi... değil mi ya? Bir, böyle bir insanların 2 milyon takipçisi var mı gerçekten ya? Şimdi çok tartışmalı konu. Baktığınız zaman ilk bu haberler çıktığı zaman Twitter'da gerçek kullanıcı olarak da kendileri savunan insanlar vardı. Botlar evet vardı tabii ki de, ama gerçek kullanıcılar da vardı. Onların kendi müşterileri de var. Güvenen aile çevreleri de var ve aslında sen benden çok daha iyi biliyorsun. Türkiye'nin yakın tarihinde çok daha hakimsin. Bizde bir anda en büyük suçlu, en büyük mazlum haline gelebiliyor, bir yandan destekçileri olabiliyor. Daha benden önceki haberde en salı verilmesini beklemediğimiz kişi hapisten salındı. Ve eminim onun bile destekçileri var ki hapsolmadan önce hatırlıyoruz Türk bayrağıyla ile çekilmiş olan fotoğraflarını vesairelerini. O yüzden %80'ine bile bot desek, yani 2 milyon takipçinin %80'ine bile bot olsa 400 binden fazla gerçek insanları var demek. Gerçek takipçileri var anlamına geliyor ki bu yine çok büyük bir rakam. Şimdi gerçek dolandırıcı ya da kara para atlayan kişi de artık Instagram'ın ya da TikTok'un ona sağladığı o taktik, takipçi gücüyle beraber de aslında kendi güvenilir insan statüsüne sokuyor. Birileri bir bakıyor diyor ki aa mavi tıklı verified hesabı var tamam diyor. Bakıyor bir milyondan fazla takipçisi var demek ki bu işinde iyi. Aslında alakası olmayan bir konu ama bununla bağdaştı. Daha fazla güveniyor da olabilirler. Maalesef ki anladım yani özetle aslında sosyal medya marketing influencer marketing dediğimiz alan yasal bir iş regülasyonları var fatura kesiyorsun işbirliği yapıyorsun vergisini ödüyorsun çok ciddi regülasyonları var bu arada çok ciddi cezaları olan Ticaret Bakanlığı tarafından çok büyük, Maliye Bakanlığı'nın cezalarına zaten girmiyorum. Ben çünkü her zaman söylerim, kendi eğitimlerimde de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1 lira bile kazansanız vergisini vermek zorundasınız. Tutarı ne olursa olsun. Sadece resmi statünüze göre de değişen bir rakam var o stopajın vesaire. Ama Ticaret Bakanlığı da influencerların her paylaşımına, işte neler paylaşılmış, işbirliği yazmış mı, ne anlatmış, işte üründen bahsederken ürünü çok övmüş mü, övmemiş mi, ürünü kullanmış mı, kullanmamış mı? her şeyi takip ediyorlar. Şu anda ekranda gördüğümüz kişiler veya asıl bu konuya sebep olan kişiler sosyal medyada içerik üreticisi değiller. Influencer değiller. Onlar sahip oldukları gerçek title'ların üstüne bir kılıf giydirmişler ve o kılıfla tüm influencer camiası yargılanıyor şu anda baktığımızda çok net anladım. Yani bu mesele sadece sosyal medya influencerlı ya da influencer marketing değil. Yani bunun arkas arkasında bambaşka bir yapı var. Biz görüntüde sanki sadece influencer marketing yapılıyormuş zannediyoruz. Aslında e, bununla alakası yok. Bu arada Murat yayınımızı ya yani chat odasına geldi ve deminden beri neler yazıyor görüyor musun? Yani diyorum ama Ar artık. Ama Armanıcan adamdır yazmış. Benim hemen şu linki yolluyorsun var Murat Bey. kadın ol yazmış. Ben çoktan yolladım StreamYard linkimizi ona ama gelmiyor. Demek ki değil, anladığım kadarıyla. Sağlam para harcadı ama Murat Muratoğlu standartlarında dur bakayım 22 artı 110 artı 2 tane 220 dur hep hesapla 440 oradan geldi. 550 oldu öylece 22 var büyük para. Normalde yani Murat. %20'si biliyorsun. vergi. <gülüyor> <gülüyor> o para Kesin. gelmeden kesildi bile Özlem Hanım Halk Bankası'na düşmeden kesildi o para influencer <laughs> marketingci misin yoksa vergi müfettişi misin anlaşılamadı yayın boyunca yani hey Allah'ım ya ya. <laughs> İnşallah beni öyle konumlandırıp buradan kesitler alıp böyle böyle dedi ama bu böyle böyle dedi demezsiniz. Benim adım influencer marketing. <laughs> vergi uzmanı değilim. Onun için Ozan Bingöl gelsin. O konuşuruz tabii ki de. <laughs> Arman çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgilerdi. Ben teşekkür ee, ederim davet için. Bu arada Arman'ı da sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ee, ünite AD Genel Müdür kendisi ve gerçekten de bu alanda Türkiye'nin yani birkaç önemli isminden biri. Ben bir numara isteyeceğim de hani başkaları kızmasın diye. Ee, hakikaten gerçekten de çok değerli bir isim. Arman bize bu işin dinamiklerini anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Arman'ı uğurluyorum. Murat'cığım yayının biter bitmez seni arayacağım. Merak etme. Ee, ama şimdi şu fenomenler dosyasını biraz size anlatmak istiyorum. Çünkü e, aynı Arma'nın anlattığı gibi mesele sadece işte link kaydı, kıyafet giydin, atla fotoğraf çektirdin falan değil. Çok daha başka bir yapıdan aslına bakarsanız bahsediyoruz ve bu yapının ucu nerelere dayanacak, nasıl noktaları genişleyecek bir türlü e, anlayamıyoruz. Çünkü çok acayip tipler her gün yine radarımıza giriyor. Şimdi Dilan Polat, Engin Polat dosyasını baştan başlayayım. Arada çünkü şey olmuştu. Malumunuz <laughs> kameranın bataryası bitti. Var mı böyle bir influencerlık? <gülüyor> Kafama <gülüyor> euro e, bir video olarak kullanamadığım için yani batarya bitti. Ya, İnanılır gibi değil. Neyse şimdi Engin Polat, Dilan Polat iki ayrı cezaevindeler artık. 16 şüpheli tutuklanarak yargılanıyor iki ayrı dosyadan yargılanıyorlar birincisi işte e, suç işlemek için e, örgütü oluşturmak vergi muafiyeti ve galiba ucu yasa dışı bahise kadar gidecek çeşitli suç isnatları İkincisi de Banu Parlak isimli şarkıcı ve aynı zamanda bir güzellik kliniği olan bir başka isme ve onun salonuna yönelik gerçekleştirdikleri saldırı bu saldırının azmettiricisinin Engin Polat'ın babası Sezgin Polat olduğu anlaşıldı ortaya çıktı e, ve bu kapsamda da bu kapsamda da iki ayrı dosya açıldı o dosyada yürüyor şu anda. Yani Banu Parlak'a yönelik saldırıyı azmettirdikleri tasarladıkları nereden biliyor savcı bunu? HTS kayıtlarına yani cep telefonu görüşme kayıtlarına bakmış ve burada Sezgin Polat'ın bu kişilere direktifler verdiği bir arabanın içinden ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu konuda da e, tutuklu bir şekilde yargı süreçleri devam ediyor. Kadınlar ve erkekler zaten ayrı koğuşlardaydı. Ayrı cezaevlerine gönderildiler. E, Engin Polat ve Dilan Polat artık aynı cezaevinde kalmıyorlar ve e, 14 şüphelinin tutuklu bulunduğu bu e, soruşturma kapsamında 8 tutuklu da yine farklı farklı cezaevlerine nakledildi. Banu Parlak kendisine yönelik saldırının azmettiricisinin Sezgin Polat e, olduğunu zaten biliyordu ve bunu da iddia etmişti, söylemişti. E, bu konuyla da ilgili bir dosyanın açılması ve bu konuda da tutuklu yargılama kararının çıkmasına sevinmişti. Dün Instagram stories'inde göbek attığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bugün de bir yayına katıldı Banu Hanım ve e, Engin Polat ve Dilan Polat'la ilgili bazı farklı iddialar gündeme getirdi. Banu Hanım, Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'la bir dönem çok yakın arkadaşmış gerçekten de ve tıpkı Nezdemir gibi bir dönem ortaklıkları da varmış ve bu ortaklık yaptıkları dönemde e, dönemde Dilan e, Polat'ın Engin Polat'tan dayak yediğiyle ilgili bazı izlenimler edinmiş. Bugün katıldığı yayında bunu anlattı. Dedi ki Dilan Polat haftalar önceki tartışmalarda Dilan Polat'ın yaptığı bu bir takım hal ve hareketleri çektiği videoları filan gündeme getiriyor. Diyor ki bu hareketleri siz normal insanın yapacağı hareketler olarak görüyor musunuz? Bu hareketlerden sonra beni arıyor. Sonra akşam banu yapma etme ne olur sözleriyle benimle konuşuyor. Dilan Polat'ın ilaçlarını kullanmayı bıraktığını hatta laf arasında Engin Polat'ın ona şiddet uyguladığını da söylüyor. Olabilir mümkün çünkü bu işin içinde madde var belli ki bir takım ruhsal sıkıntılar olabilir Bir bipolar rapor olduğu söyleniyor Dilan Polat'ın bunların hepsi gerçekten de mümkün gözüküyor böyle bir iklimde şiddet varsa buna da pek şaşırmayız. Şimdi dün bir fotoğraftan bahsetmiştim fenomenler sofrası olarak tabir edebileceğimiz son akşam yemeği gibi uzun bir sofrada bir takım birbirinin kopyası gibi gözüken, copycat'ler gibi gözüken kadınların oturduğu bir sofrada bir fotoğraftan bahsetmiştim ve sormuştum, demiştim ki bu fotoğraf nerede çekildi? Burası bir ev mi yoksa bir işletme mi, bir mekan mı? Bu fotoğraf İstanbul'da mı çekildi bu fotoğraf? Dubai'de mi çekildi bu fotoğraf? Gürcistan'da mı çekildi diye sormuştum. Fotoğrafın nerede çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf İstanbul'da çekilmiş ve bir kebapçıda çekilmiş arkadaşlar. Kebapçının sahibi sofranın ta ucunda ayakta duran beyefendi. Hacı Bey, Muhammed Hacı Kebap, Hacı Başar. Muhammed Hacı Başar bir kebapçı zinciri sahibi beyefendi. Türkiye genelinde pek çok noktada Hacı Başar Kebap diye kebapçılar varmış. Bunu da hayatımda ilk defa duydum. Ya ben nasıl bir hayat yaşıyorum anlamadım yani. Hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl haberciyim onu da anlamadım yani. Burnumuzun dibinde neler oluyormuş neler? Bu beyefendi bir hanımefendiyle evli. E, ve onlar da tıpkı bir fenomen gibi, sosyal medya e, şeyi gibi, e, kişisi gibi bir takım fotoğraflar çekiyorlar ve paylaşıyorlar. Tabi tahmin edeceğiniz üzere her ikisinin de milyonlarca takipçisi var. Mesela bu fotoğrafta Muhammed Hacı Bey, e, Muhammed Hacı Başar Bey ekranda gördüğünüz Dubai'de. Ya yani bu Dubai'ye gitmeden olmuyor anladığım kadarıyla. Dubai'de, Dubai çöllerinde bir çöl safarisi sırasında çekilmiş fotoğraflar bunlar. Yine görüşeceğiz Dubai diyor. E, oradaki işte safariden bir takım fotoğraflar e, paylaşıyor. Hanımefendinin e, bazı videoları ve fotoğrafları var. Hanımefendi de genç bir e, kişi. Onun da milyonlarca takipçisi var. Çok ciddi hayranları var. Demin ekrana getirdiğimiz üzere bakın bu evliliklerinin dördüncü yıl dönümünde Muhammed Bey'in eşi hanımefendiye sürprizi. Ya bu araba kaç para bilmiyorum ama çok ciddi rakamlar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Maybach mı bu bak. Karamurat burada olsaydı eminim yazardı. Aa burada. Murat bu araba ne? Bunun markası ne? Gerçekten acayip rakamlar. Ee, yani kılık, kıyafet falan bunları görüyorsunuz zaten. Ee, böyle videolar çekiyorlar hanımefendinin başka videoları da var. Ee, i̇şte mesela burada babul nasıl hazırlanır diye bir video çekmiş hanımefendi. Muhammed Bey'in eşi, kebapçı olan yani kebap evleri olan Muhammed Bey'in eşi, babul böyle hazırlanıyormuş arkadaşlar. Dehşetle izledim videoyu. Evet. Yani üç günlük tatile gitmek için. Vay arkadaş ya. Gucci. Evet bak Gucci'yi tanıdım. O çift C olan Gucci mi? Yok be değil. Ne o Chanel mi? Gucci Gucci pardon Gucci. Ya şimdi bu arkadaşlar şimdi bu kebap ıı, ıı, satarak bu paralar kazanılabiliyor mu ya? Ben bilemiyorum yani. Neyse hanımefendinin böyle videoları var. Gördüğünüz üzere bir Dubai sevdası zaten tipolojiler de öyle yani daha çok Dubai'de görebileceğiniz türde bir e, e, İslam'ın temsilcileri. Yani e, şurada bizim sen pazarında başını örten teyzelerle hiç alakası yok yani bu insanların e, ya da benim ailemde başını örten. Babaannemle örneğin rahmetli hiç uzaktan yakından bir benzerliği de yok bir alakası da yok bu insanların. At var atsız olmuyor mesela illa bir at fotoğrafı olması lazım. Bu bir safaride çekilmiş olabilir bir harada çekilmiş olabilir bir e, bilemiyorum böyle bir koşu yarışları sırasında çekilmiş olabilir. Hanımefendinin öyle fotoğrafları var yani atlarla beraber e, eşiyle ve evladıyla e, çekilmiş bir takım fotoğrafları var. Böyle bir değişik değişik. Hayatlar. E, bu insanlar gerçekten kara para atlığı mıydı yoksa sadece e, hani kebapçıdan edindikleri gelirleri bir yaşam biçimi olarak takipçilerine sunuyor muydu? Bunu tabi savcılık soruşturmasında anlayacağız ama e, birbirine çok benzeyen aynı masada oturan birbirleriyle e, çok yakın tanışan hatta geçmişte bazıları ortaklık yapmış işte aynı kliniğin şubelerini açmışlar Dilan Polat e, şubeleri açmışlar falan bir yapı var. Bu yapı hakikaten tamamen tesadüfen mi bir kebap masasının etrafında bir arada yoksa aslında onları birbirine bağlayan daha arka tarafta organize bir e, atıyorum yani yasa dışı gelir sektörü mü var ne bileyim yasa dışı bahis sektörü mü var veya başka bir şey mi var? E, bunu dediğim gibi soruşturma derinleştikçe anlayacağız. Bir başka soruşturma bugünün son haberi e, o da Candan Kardeşler e, soruşturması. Orada da çok acayip şeyler olmaya devam ediyor. Mesela bir 2 milyon TL'lik bir transferden bahsediliyor. Bir hesaplar arası transferden dosyanın içerisinde. Bahar Can'dan herkese dalga geçer gibi demiş ki hesabıma 12 değil 2 milyon yaptı. Ben yanlış söylemişim. Şakacıktan öyle dedim diyor mesela. Çünkü e, şeylerinde paylaşımlarında demiş ki hesabıma 12 milyon TL yaptı. O 12 demek istememiş 2 milyon demek istemiş aslında böyle ifadeler veriyor kafalar 1500 olabilir bu arada çünkü zaten gördüğün zaman e, hani gerçekten tiplere falan gördüğün zaman bir yandan da bireysel trajedidir ben gerçekten içler açısı buluyorum bu insanların halini e, yani görüyorsunuz işte hani ekrandaki görüntülerini hallerini bazı videoları var Katarsis'te Gökhan Çınar'a röportaj vermişler Armağan Çağlayan'a gör beni de röportaj vermişler. Onlara baktığınız zaman, dinlediğiniz zaman falan insan üzülüyor hakikaten. Yani bu gencecik kadınların böyle bir yaşamın içinde olması. Ben üzülüyorum yani bunu başarı zanneden, bunu böyle acayip güzel bir hayat zanneden falan gençler varsa çok yanılıyorlar bence. Bir fotoğraf benzerliği konuşuldu bugün sosyal medya hesaplarında. E, bu Nihal Candan ve Bahar Candan bugün biliyorsunuz adliyeye götürüldüler büyük ihtimalle haklarında tutuklama kararı çıkacak şu anda gözaltı süreçleri devam ediyor adliyede savcıya ifade veriyorlar nöbetçi mahkemede bir karar alınacak e, işte bu e, video burada ikisi birden adliyeye götürülüyorlar sorular soruluyor gülüyorlar eğleniyorlar şakacıktan falan filan e, ve Nihal Candan'ın böyle göğe doğru baktığı bir fotoğrafı var zannediyorum bu e, görüntü içerisinde çekilmiş bir fotoğraf. Evet bu bakın tam o an. Ha zaten bak videonun son saniyesi tam bu an. E, bu Engin Polat'ın da e, çok benzer bir fotoğrafı var. O da göğe bakıyor. Bu iki evet bu. Orada ne var diye herkes merak etti. Niye herkes göğe bakıyor diye e, bilemiyorum. Allah'a mı havale ediyoruz demeye getiriyorlar. Göklerden gelen karar mı var demeye getiriyorlar. Ne, niye bakıyorlar bilmiyorum ama sürekli böyle ikisinin de göğe baktığı bu fotoğraf e, böyle bir e, evet böyle bir benzerlik. Niye herkesin göğe baktığı bilinemedi. E, bu dosyanın içerisinde yani Candan kardeşler dosyasının içerisinde bir isim var. Onu arıyorlar şu anda. O isim ortaya çıktı. Bu arada bir eski e, polisin aslında farklı bir isimle yani kendi orijinal ismini söylemeyerek Nihal Candan'la bir süre ilişki yaşadığı e, biliniyor. Eski erkek arkadaşım diye bahsediyor. Onur Apaydın e, o eski polisin adı. Fakat aslında başka bir isimle kendisini tanıtmış kıza. Yani atıyorum Onur Apaydın dememiş de e, Ahmet e, Soysakal demiş. Uyduruyorum yani tamamen. E, asıl ismini bu. Duruşmalar sırasında öğrenmiş kız o kişinin asıl kare, yani kimliğini ismini böyle bir polis de e, dosyanın içerisinde bir de hekim var bugün fotoğraflarda göreceğiniz şimdi bu dosyanın içerisinde sıra kadem basmış olan bulunamayan bir hekim Doktor Refik Ersin Eroğlu ekranın sağ tarafında gördüğünüz bu beyefendi bir jinekolog, kadın doğum uzmanı ve kendisinin de bir kliniği var yine görüyorsunuz demin de Arman anlattı arkada bir klinik olacak illa ki ya, ya da bir turizm faaliyeti ya da bir otomobil galerisi bilmiyorum yani. E, bu kişi aranıyor şu anda onun hakkında da gözaltı kararı var yani çok büyük ihtimalle bu yasa dışı paraların aktarılmasında filan onun da bir takım faaliyetleri herhalde e, söz konusuydu bu adam ortada yok şu anda ben bu adamın da adını ilk defa duydum doktor Refik Ersin Eroğlu açıkçası benim ailemde de çok e, yani iyi eğitim almış hekimler var onlardan biri sevgili kuzenim e, Petek Uzuner e Robert Kolej mezunu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Fransa'da Yunanistan'da üst ihtisasını tamamladı. Birçok e, hastanenin kadın doğum e, ünitesini kurdu. Şimdi de Ankara Şehir Hastanesinde görev yapıyor. Doçentliğini e, almak için çalışıyor. Mesela o da e, bir ara kendi muayenehanesi vardı. Böyle bir açılış yapmadı. Ya bu Allah aşkınıza kadın doğum kliniğinin açılışına benziyor mu şu ekranda gördüğünüz fotoğraf? Soruyorum size yani. Herkes böyle süper şık giyinmiş. Ellerinde cep telefonları son marka ve bu adamı çekiyorlar. Beyefendinin de kolunda bir e, ciddi bir saat. O saat markası nedir ben bilmiyorum ama yani iyi iyi bir marka anlaşılan. Bu nasıl bir hayat yani burada ne olmuş oluyor olabilir acaba? Yani bir kadın doğum kliniği böyle mi açılır? Biz de bulunduk yani o kliniklerde. <laughs> ben de çocuk doğurdum annem yani hiç ben böyle kadın doğum kliniği görmedim hayatımda. Daha çok böyle hani e, yiyip içip e, kokteyl yapıp falan değil mi eğlenmek için bir araya gel. kadın var doktorda var olabilir demişim ama bilmiyorum ya e, gerçekten e, bilmiyorum ama acayip acayip dosyalar acayip acayip insanlar hayatımızda hiç daha önce görmediğimiz e, hiç daha önce tanışmadığımız varlığından dahi haberdar olmadığımız bir takım tipler ortada dolaşan anormal anormal rakamlar paralar e, ama bir yandan da sanat yaparak ne bileyim yani tiyatro yaparak, müzikal yaparak, yazı yazarak, ekranda haber yaparak çalışan insanlar. Mesela Metin Uca sevgili dostum. Yani bin yıldır sektörün içerisinde hala hayata devam edelim Bir saniye, bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir dakika. Özür diliyorum. Bir saniye, bir dakika. Nereye ne yapıyorsun? Orada yürünemez. Şöyle gel. Evet. İnsanlara merhaba diyebilirsin sen de. Seni ilk defa görüyorlar. Kameranın önden yürüyemezsin. Zaten şey yeni bitti. Bataryayı yeni taktık. Bir de senin. Tamam. Ee, Metin çok korkunç bir trafik kazası geçirdi ne yazık ki. Entübe edilmiş durumda şu anda. Dün itibariyle aslına bakarsanız çıkacağı söylenmişti hastaneden. Ee, takip ediyoruz sürekli süreci. Ben de arıyorum, konuşuyorum hem kız kardeşiyle hem Kübra'yla. Yani çok üzücü bir şey mesela. Turneye giderken kendisinin yazdığı, yönettiği son oyununu oynamak üzere Bursa'ya turneye giderken menajeriyle birlikte meğerse uzun zamandır şah damarında bir tıkanıklık sorunu varmış, farkında değilmiş. Bir anda kendinden geçiyor, arabanın kontrolünü kaybediyor. Refuj'daki üç ayrı ağaca çarparak araba duruyor. Bütün hava yastıkları falan patladı. Ale, alel acele hastaneye kaldırılıyor kendisi yanında menajeri Kübra ee, Kübra daha iyi durumda Kübra ayakta tedavisine oldu çıktı fakat Metin o günden beri ameliyat üstüne ameliyat geçiriyor ee, bu tıkanıklık yeni fark edilmiş meğer varmış bir süredir ve onunla uğraşıyorlar yani şu anda dün tahliye edilecekti yani çıkmıştı aslında ama bir sıkıntı yaşanmış ve şah tıkanıklığın geçmediği ifade edildi ve tekrar entübe edildi bütün duaların metinle yani bir de böyle insanlar var işte çalışarak çalışarak başarmaya çalışan insanlar var sanat yaparak mütevazi hayatlarda tahliye dedim değil mi affedersin Mine taburcu Evet. Çünkü artık aklımız yani sürekli yargıda tabii. E, tahliye diye diye. Evet. Neyse umarım birkaç gün içinde e, metinden de iyi haber alacağız e, diye umuyorum. Ve böylelikle bugünlük de yayını kapatıyorum. Yayının e, arasında da söylediğimiz gibi e, bir başka meslektaşımız mesela mesela metin entübe bir şekilde yatarken hastanede turneye gittiği e, yolculukta trafik kazası geçirdiği için güzellik sona açtı Gördünüz. Ee, yayın içerisinde gösterdim size. Telif e, yememek için sadece sessiz olarak verdik e, videoyu. Buket Aydın bir güzellik merkezi açmış. Bambaşka hayatlar. Neyse ya bize ne. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Değil mi? Yarın 17'de yine karşınızda olacağım. Murat'çım söz veriyorum. Ayakkabılarımı giyeyim. Bir toplantıya doğru yola çıkacağım. O sırada seni arayacağım. Söz veriyorum. Hepinize çok teşekkürler. Bugün de bizi desteklediğiniz, güvendiğiniz için yarın saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.